Aliye Uzun, ki Burhan Kuzu zindaştı ilişkisinde kilit rolde yer alan isimlerden birisi ve AKP'li isim uzun süre sonra bir video yayınladı. O videoda hakkındaki iddialarla ilgili yanıt vereceği duyuruldu. Haberlere de böyle geçti. Belki bir kısmına yanıt verdi ama daha çok AKP güzellemesi, Süleyman Soylu e, bağlılığı e, ve işte bütün bunları gündeme getirenlerin de klasik AKP'li hali, e, AKP politikası hali, FETÖ'cü olduklarını, PKK'lı olduklarını ve benzerlerini iddia etti. Aliye Uzun neler söylemiş ona da bir bakalım. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile AKP'li Burhan Kuzu'yu Aliye Uzun tanıştırdığı iddialarına Aliye Uzun'dan yanıt geldi. Kendisine iftira atıldığını iddia etti. Devlet bana koruma kararı çıkartılmış. Bunun detayını evrakta daha sonra incelersiniz. Aliye Uzun yayınladığı videoda herhangi bir suç kaydının olmadığını ve tertemiz bir insan olduğunu söyledi. Zindaşti davasında da müşteki olduğunu ifade etti. Sedat Peker denen şahıs Fetöcuların suflesiyle, FETÖ'cüların ağzıyla konuşan bir adam. Suç örgütü lideri Peker'in iddialarına yanıt veren Uzun, Peker'in geçmişte kendisinden eşi Özge Peker'in haber yapılmasını istediğini ve kendilerinin de kabul ettiğini öne sürdü. Ali Uzun'un yayımladığı videoda masasının üstündeki Türk bayrağı ve AKP logolu bardaksa dikkat çekti. Burhan hocam yani Herkesi böyle sevgiyle kucaklayan, herkesin içine koşan, birinin bir iş için telefon açtığında bu adam aranıyor mudur? Bu adamın bir yasa dışı bir şey var mıdır diye hiç bunları şey yapmayan, yani bütün herkese böyle Mevlana gibi ne olursan gel diyen ve herkese kucak aşan bir insan. Bir dönem AKP'de yöneticilik yapan Aliye Uzun, kamuoyunda yaşamını yitiren AKP'li Burhan Kuzu'yla uyuşturucu kaçakçısı Zindaçtı'yı tanıştıran kişi olarak biliniyor. 2016 yılında gözaltına alınan Zindaşti, emniyette verdiği ifadesinde alem yapmak için birini aradığını onun da kendisini Ali Özuno'na yönlendirdiğini söyledi. Evet Ali Özuno'nu böylece sesiyle de görmüş duymuş oldunuz. Ne diyor hakkında koruma kararı mı var diyor? Öyle bir şey diyor değil mi? Yani herkesin koruma kararı var memlekette. Yani Sedat Peker zaten korumasıyla gitti deniyor. Dolayısıyla hani korumanın ne anlamı var onu tam anlayamadım ama Burhan Kuzu zindaştı. Bağlantıları bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Cumhuriyet Gazetesi Burhan Kuzu'nun Naci bana kumpas kurdu sözünün altından kaset şantajı çıktı demiş ve Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin FETÖ taktiği uyguladığını, Burhan Kuzu'ya şantaj yaptığını, elinde görüntüler olduğunu, bu görüntülerin daha sonrasında Orhan Üngan'a geçtiğini, yani Orhan Üngan'a da polisin sızdırdığını söylüyor. Yani poliste de var görüntü, e, orası sızdırıyor iddiaya göre. Ve bu kez Üngan Kuzu'ya karşı kullanmış, e, AKP'li Aliye Uzun'un da görüntülerinin olduğu belirtildi. Ona bir bakalım. Yani kendi çektiği bu videolar dışında farklı görüntüler ortaya çıkabilir iddiası dolayısıyla akla geliyor. Bir saniye. Peker'in iddialarının ardından Dün taraf avukatlarının yazışmalarını yayınlamıştı Cumhuriyet. Yazışmalarda Üngan'la görüşmek için Naci bana kumpas kurdu, kandırıldım diyerek adeta yalvaran Burhan Kuzu'nun kendisine yönelik şantaj nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarına boyun eğdiği öne sürüldü. 6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zindaşten'in cep telefonu imajını inceleyen polis telefonda kayıtlı yatak odası görüntülerine ulaştı. Bu görüntülerin Burhan Kuzu ve AKP Beşiktaş İlçe örgütü üyesi Aliye Uzun'a ait olduğunu belirleyen polis konuyla ilgili Zindaşti'nin ifadesine başvurdu. Zorlu Center'daki dairesinde Aliye Uzun'la nasıl tanıştığını anlatan Zindaşti e, anlatmıştı. Anlatmış işte, buralara girmeyelim. Buralar alem kısmı. Yatak odası görüntülerinin nasıl çekildiğini ve kendisine nasıl çalıştığı konus konusunda bilgi vermeyen Zindaşti iddiaya göre bu görüntüleri kullanarak Burhan Kuzu'ya şantaj yaptı. Ee, Burhan Kuzu bu kez de görüntüleri ele geçiren Orhan Üngar'ın isteklerini yerine getirmeye başladı. Ee, demiş, 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 demiş. Evet. Seks kasediyle şantaj. Zindaşti'nin telefonundan Kuzu'nun görüntüleri çıktı. Bugünün öne çıkan çarpıcı haberlerinden birisi bu.